Evet arkadaşlar, şu anda Mehmet abiyle beraberiz. Mehmet abiyle 2014-2015 yılından beri beraber antrenman yapıyoruz. Beraber arkadaşlık yapıyoruz. Çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Benim bir numaralı dostlarımdan, hayattaki en iyi arkadaşlarımdan biridir Mehmet abi. Mehmet abi gerçekten tüm kalbimle severim. En iyi arkadaşlarımdan biridir. Hayatımda da gördüğüm en iyi natural fiziklerden biridir. Natural olduğuna kitaba kadar el basarım yani, o kadar net konuşuyorum. 2014 yılından beri full odak beraberiz. Kadir abinin salonunda beraber antrenman yapıyorduk. Sonra Mehmet abi Kadir abiyi bir erkenden terk etti. Farklı bir lüks spor salonuna geçti. Ne diyorsun Mehmet abi? Ya öyle gerekti, öyle yaptık. Öyle herkes benim gibi Kadir hocayla çalışamaz uzun metrajlı. Neyse şimdi konumuza gelelim. Bugün Mehmet abinin formunu size bir göstereceğim. Natürel olarak hayatımda gördüğüm en iyi fizik. Samimiyetimle söylüyorum, siz de göreceksiniz. Güzel bir sırt antrenmanı yapacağız. Antrenmanımız başlasın, evet. Mehmet abi. Hadi, başlasın mı? Hadi başlayalım. Vay, bir de Muhammed abimiz de var. Bir de Muhammed abimizi çekelim. Benim biricik Muhammed abim burada. Doktor benim Muhammed abim. Aynı zamanda hafız. Benim bir en sevdiğim abilerimden biri benim. Sağ ol, sağ ol, var ol. Değil mi? Maşallah, maşallah. Yarışmaya ne kadar kaldı Muhammed abi? Bir aydan az. Bir aydan az kaldı yarışmaya arkadaşlar. Eylül'ün 29'unda 30'unda yarışmada beraberiz. Yarışmada bir sürü video gelecek. Allah Allah Allah. Birinci geleceğiz, videoyu da yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Sırt olarak Mehmet abi başladı ısınmaya arkadaşlar. Biz de şimdi birazdan başlıyoruz. Dallamalığa devam, tam gaz. İnce detaylara takılmadan. Haksız mıyım Mehmet abicim? Biraz ısınalım, ondan sonra videomuza başlayacağız bakalım. Mehmet abim çok sessiz, sakin, temiz kalpli bir abimdir benim. O benim gibi böyle biraz saldırgan, agresif değildir. Onu ama çok seviyorum. Atakan da salona başladığı zaman ufacık tepecik bir adamdı. Şimdi bizi de geçti. Aynen. Tamam, daha ilk setler. Bu biraz ısınalım, güzel de. Hızlı hızlı gireceğiz zaten biz. Bunlar daha ısınma turları. Ben bir straplarımı alayım. Yaklaş Muhammed abinin omuza. Şu omuz tarağını görüyor musunuz arkadaşlar? Şunu böyle 74 yaşındaki bir adamda görün. Ben de size hiçbir şey söylemiyorum. İn aşağı, şu kolu göster, şu damarı. Şuraya bak. Bu adam 74 yaşında arkadaşlar. Tam olarak 74. Bak. Şurayı kes. Burayı kes. Muhammed abi, şu şeyi bir anlatsana ya. Senin bir tane şey vardı. Hani dallamanın biri geldi, böyle bağırsakları dışarı çıkıyordu. Serhoş bir akşam. Evet. Şu serhoşu bir anlatsana. Gözünü seveyim ya. Ya git. Ben acilden haber verdiler. Dediler bir bıçaklanma var, gel. Çıktım ameliyathanede. Baktım adam bağırsaklar dışarıda, eliyle oynuyor, tamam mı? Sarhoş, kafayı bulmuş. Dedim alın bunu ameliyathanede, ölecek. Yatırdık, dedim ki ya her gün ne yapıyorsun? İçip içip böyle bıçaklıyorsun. Bizi de uğraştırıyorsun siz. Dedi ya sen ne yapacaksın, ameliyatını amına koyayım. Kalktı gitti. Bağırsaklar? Bağırsaklar dışarıda. Ben de koştum, kaldırdım onu yerden, senin pezevenk dedi. Getirdim masaya, koydum, bağlayın bu işi ola şey dedi. Bağladılar elden ayağından, açtık, ameliyatını yaptık, iyileştirdik. Sabah uyandırdık, gönderdik. Hem küfür ediyor bize, hem ameliyatını yapıp iyileştiriyoruz. Değil mi? Doktorluk bu işte. Değil mi? Bakın arkadaşlar görün, doktorluk bu. Evet, setimize devam edelim, gırgır muhabbeti bir kenara bırakın. Mehmet Bey buyurun. Aynen. Mehmet abim son noktaya kadar mütevazılığını korumakta. Arkadaşlar Mehmet abi şu anda yaklaşık 75 kilo değil mi Mehmet abi? Boy kaç Mehmet abi? 1.67, 1.68 herhalde. Yani 1.70 yaklaşık boyu var. Yaklaşık 75-76 kilo kilosu. Ama full kas yani. Ya yağ oranı çok 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 düşük. Birazdan göreceksiniz. Senenin 365 günü, tamam mı? Mehmet abi bu formda geziyor. Samimiyetimle söylüyorum. 3 vardiya çalışan bir işçi. 8-4, 4-12, 12-8. Müthiş bir beslenmesi var. İşte 400 gram, 500 gram pirincini iş yerine götürüyor falan. Takip etmeniz gereken sporculardan birisidir. Ona Instagram'dan yazın, istediğiniz soruyu sorun. Siz mesela profesyonel sporcuları takip ediyorsunuz.
O adamlar tamamen bu işi yapıyor. Sabah uyanıyor, steroidi, anabolik maddesi, beslenmesi, supplement'ı, her şeyi milimi milimine profesyonel. Bu adam normal rutin hayatına bunu nasıl sokabilmiş? Sosyal aktivitelerini harfi harfi yerine getiriyor. Tatiline gidiyor, kafeye gidiyor, çıkmasına gidiyor, işine gidiyor. Bunu nasıl vücut geliştirmeyi hayatına sokabilmiş? Sizin öğrenmeniz gereken, izleyicinin yani %98'lik, %99'luk kısmı natürel, sedantel bireylerin takip etmesi gereken bir sporcu natürel, sedantel biridir abi. Anladın mı? Bu işi hayatına sokmuş biridir. Buyurun şöyle bir şey vereyim. Sen de onunla ilgili birkaç şey söylersen çok mutlu edersin beni. Ya aslında çok üst düzey beslenen bir insan değilim ama işte gerekli şeyleri, etidir, pirincidir, işte yulafıdır, tavuğudur. Ondan sonra yeşilliği bol yemeye çalışırım. Yani en azından gerekli olan şeyleri alıyorum. Ha, steroid derseniz daha önce hiç kullanmadım. Yani yarışmaya katılmayacağım için düşünmedim de. Yani olduğu kadar diyorum artık. Bence sizler de öyle yapabilirsiniz. Yani daha yani ilaç olayına girmeyin diye tavsiye ederiz. Arkadaşlar, Mehmet abi çok aşırı mütevazi, negatifli, olabildiğince maksimum yüksek kilolarla çalışır. Göğüste bile mesela göğüs çalışırken barı böyle tık 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 indirir basar. Tık 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 indirir basar. Bak burada da mesela sırtta da ben biraz daha lambur lumbur çalışmayı seviyorum. O biraz daha negatiflerden yararlanmayı tercih ediyor. Haksız mıyım Mehmet abi? Ya böyle daha etkili oluyor bana kalırsa. Ben genelde böyle negatifi daha hafif yapmaya çalışıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kilo da yaklaşık sonlarda yine. Ama elinden gelince sert bir antrenman çıkartmaya çalışıyor. Benim biraz da boy etken de var. Şimdi bunu yerini değiştirmeye çalışacağım. Atakan Fitness Back in Business. Arkadaşlar bu arada diyetteyim yani, samimi söylüyorum. Kalorilerimi azalttım. Yaklaşık bir haftadır, 10 gündür diyetteyim. Şöyle bir ay içerisinde güzel bir yağ oranına düşeceğim size. Biraz fazla kalori açığı yaparak ilerliyorum şu anda. Zaman zaman dallamalıkları oluyor tabii ama genelde iyi çocuktur Atakan. Çek. Allah kimse çektirmez. Yes! Muhammed abi adam iyi basıyor değil mi? Biz yine bastığımız yok. Muhammed abi ne diyorsun? Ronnie Coleman gibi bağırıyor. Ronnie Coleman. Bravo Mehmet abi. Bizim yırtıldığımız kilolarda adam böyle tıkır tıkır negatif yapıyor. Detay al kanka, sırta in. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tel. Bak her yer belli. Dikey çekiş yaptık. İki tane de yatay mı? Nasıl olacak? Böyle ilk baş şu row'u yapalım. Böyle barbell rowing, dumbbell rowing bir şey gelecek mi arkasına? Böyle old school. O, dumbbell da yaparız. Yani bizde dümen bol arkadaşlar. Bravo. Oğlum, bu hareketi girdikten sonra sor, buldu mu yine? Buldu, arada öyle ama buldu. İyi, tamam. Şeyin iğnesi ne? Şu, insülin iğnesi değil, senin dediğin rock iğnesi. Tamam. Videoda da şey verdik anlamda. Önemli olan burayı ne kadar gererseniz, yani ne kadar sıkarsanız o kadar daha iyi gelişir sırtınız. Peki bu esneme ile ilgili ne düşünüyorsun? Şu ileri doğru esneme. Ya onu yapan var aslında. Onu daha iyi diyorlar ama bu sefer bele biraz sıkıntı olur diyorlar onun için. Bir dakika, Muhammed abi bir şey diyor. Muhammed abiye gelelim. Şeyler beraber. Phil Heath'lin beraber. Jay Cutler mı? Jay Cutler her hareketten sonra bir 5 dakikaya kadar esneme yapar. Allah Allah, şeyler. Antrenman esnasında mı? Tabii. Mesela omuz, sırt yaptı değil mi? Yerde evet. Bunu indiriyoruz.
Sonra bu taraf. Caykat Dur böyle yapıyor yani. Her hareketinden sonra esneme yapar. Evet. Bundan çok faydasını gördüm. O ama biraz şeyi de fazla yapmıyor mudur abi? Dışkın yapmıyor mudur? Ya yapmayan var mı? Yapmayan doğru diyorsun. Mehmet yapmıyor mu? Bir Mehmet hariç. Mehmet hariç. Mehmet de yapsa şimdi iki misli olurdu. Olurdu değil mi? Ha, o da var. Yani. Şimdi olmadım mı olmadım diyor da. Doğru. Olsa hepimizi geçerdi şimdi. Mehmet harbiden genetiği de iyi. Çok çalışma, disiplin abi adamda. Söyleyecek bir söz yok yani. Biraz dallamalık var sanki ha. Ne diyorsun Mehmet abi? Ya dallam biraz dallamalık olsun. Seviyoruz seni kardeşim. Favori kelimem ya dallamalık. Burada bak Kadir abiden değil ha. Burada bulaştı bana. İzmit'te bulaştı genel olarak. Burada çok kullanıyorlar. Kelime manası da böyle eskiden çatılarda delik olurmuş. Böyle eve su sızarmış. Böyle ağaç dallarını atarlarmış. Çatıya dizerlermiş ağaç dallarını. Ne oldu? Dallama yaptık derlermiş. Nasıl kelime manası? Mehmet abi. Kez duyuyorum. Sen küçük, de karşı mısın? Küçüklere örnek olmak lazım. Artık örnek oluyoruz aynen. Bu sporda gelişmek istiyorsanız ne çok hafif kilo yapacaksınız ne de çok ağır kilolara girip kendinizi sakatlayacaksınız. Önemli olan hissedebildiğiniz ağırlığı yapmanız. Ya ben çok sayı olayına da takan bir insan değilim aslında. Hani, hani 8 taneymiş, 10 taneymiş, 12 taneymiş. Örneğin ben yeri geliyor 6 tane de yapıyorum. Yeri geliyor 5 tane de yapıyorum. Önemli olan kasın zorlanması, gerilmesi. Ya sakatlığı varsa aslında bir insanın çok zorlanması lazım. Hani rahatsızlığı daha da ileri giderse bu sporu yapması daha zor olur. Atakan'a da her zaman onu diyorum. Sıkıntın varsa nerede acı çekiyorsan o hareketi yapma diyorum ama pek oralı olmuyor bu sporu sevdiğinden dolayı. Ya hem öyle hem de ne bileyim ya. Yani bak samimiyetimle söylüyorum bu sporu yapmaması gereken biri varsa o benim. Doğuştan böyle eklem sıkıntısı vardı bende. Nefes aldığımda böyle göğüs kafesim arkaya yapışıyordu. Kıkırdaklarım, eklemlerim gelişmemiş. Benim annem peynir, süt, işte domates bilmem ne, meyve böyle hiçbir şey yemez. Harbiden yemez yani. Hani sevmiyor kadın, yiyemiyor. Ben doğduğumda öyle bir kıkırdak problemiyle, eklem problemiyle doğmuşum. Antrenman yaparken bir kez dizimi çok zorladım. Bir kez de ikinci kattan düşüp dizim komple geri döndü. Dizlerin ikisi de gidik yani öyle diyeyim mesela. Eklemler desin yıllardır ağrı var. Ama elimizden geldiğince bu işi sevdiğimiz için. Bak bu işe samimiyetimle söylüyorum. Bu işi en son yapacak biri varsa benim. Eklemler ağrıyor. Bacaklar ağrıyor. Şurada bir ufak bir kasık fıtığı başlamış daha 22-23 yaşında. 24 yaşında sabah kalktığımız çapraz çupraz yürüyoruz. Ama seviyoruz işte. Ne yapalım? Bizim de bir fitness'ımız var. Başka bir şeyimiz yok ha Mehmet abi? Ha çok da bir şey olduğundan değil bak. Samimi söylüyorum. Ölçelim benim kolum 43-44 gelir şu an. Yani babasını söylüyorum en babasını. Böyle en sıcak dünya yansın 45-46 gördüm ben kolumu. Hani natural olarak kendimizce iyiyiz. Seviyoruz bu işi. Daha iyi olabilirdik belki. Ama elimizden bu geliyor. Yani onun için bana yarışmayla ilgili de bazen diyorlar. Yarışacaksın mı falan. Abi nereye yarışacaksın? Zaten ölmeye uğraşıyoruz yani. Mehmet abinin bir de barbell row formu. Çok değişik arkadaşlar. Böyle içten tutuyor. Böyle sırtı gerçekten gerilmeye maruz bırakıyor. Çok böyle konsantre çalışıyor yine. Her hareketleri öyle yaptığı gibi. Hani çok yumuşak çalışır. Çekerken böyle lambur lumbur değil. Bırakırken de lambur lumbur değil. Full negatif gibi. Çekerken bile negatif uyguluyor gibi düşün. Şunun hizasında. Tamam. Bu biraz dallama hocam var sanki. Tuttum. 20'şer diyor orada değil mi? Evet. Tuttum. Aldım. Bel postürüm bu şekilde. Evet. Aynen öyle. Bu? Heh. Aynen. Karnına doğru çekiyoruz. Aynen öyle. Ne kadar içeri çekerseniz o kadar daha iyi olur. Güzel, nice. Yoruldun mu ya? Biraz yoruldum hocam. Sen gençsin ha.
Biz sana güveniyoruz. Devam. Mehmet abi al kamera, mikrofon. Babanın yaşından büyük adam çalışıyor. Mehmet abi bak bu hareket var ya, yemin ediyorum yerden kişi sensin, mucidi sensin. Vallahi. Bu hareketin mucidi. Dur, buradan başka. Trapez. Sağında giden bütün makinelerin içine geçti Mehmet abi. Çok iyi değil mi ama Mehmet abi mantık? Bir de tam geniş tutuş ya. Trapeze değil mi? Bak zarar vermeyelim diye korkuyorum. Makineyi aldım ama sen aldın. Benim biricik Muhammed abi. Dur. Bu ne? Dur. Aikido böyle. Canım abim benim. Canım. Tut oradan. Nereden? Bunu ha. Vuruyor. Bunu tuttum. Al öbür elleri. Ha. Buradan tuttum. Tuttum. Adamı. Ne yaparsın? Abi? Tuttuk adamı ne yaparsın? Böyle yaparsın elini. Buradan koy. Aa dur. Kıraça. 7-8 sene olmuştur. Yani 7-8 senede işte yıllık izinlerdir. Ondan sonra pandemidir. İşte başka rahatsızlıklardır. Yani hep böyle aralıklı geldiğim zamanlar da oldu. Yani yapabildiğimiz bu. Daha iyisi çıkar mı? İşte belki kendimizi biraz daha zorlasak maddi anlamda belki daha fazlası da çıkar ama buna şükür diyoruz. Evet, evet. Seni ayırt ederdik, anladın mı? Canım ha, sen bugün ya, dallamalıktasın yani. İnternetim de yoktu bir de. Tam dallamalığın ortasında gördüm. Ha tamam, hadi öptüm. Tamam. Arkadaşlar, natürel olarak hayatımda gördüğüm en iyi fiziklerden biri. Bir ince de diyeti bozmuş olduğu hali. Bu aralar yüklenemediği hali Mehmet abinin. Şöyle, yakından gelecek kanka sen. Bak, şimdi göstereceğiz, bekle. Bak, mideyi görüyorsunuz. Şimdi sırtı dönsene Mehmet abi. Aynı yerde bir sırtı dön. Şimdi sırtı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir çift biceps versene. Çift biceps. Sırta bak. Yakından çek abi. Bak hayatımda gördüğüm natürel olarak en iyi fiziklerden birisi diyorum. Bak samimiyetimle söylüyorum. Dön önünü bir abi. Dön önünü harbi dön. Göğüslere bir yakınlaş. Bak fokus yap. Bak harbi. İn aşağı doğru. Natürel olarak gördüğüm en iyi fiziklerden biri. Karın olsun. Geri gel. Bir de ışık kesmiyor da şu an çok ha. Işık bir de kesse yani tam olacak. Hatta bir tane de yan yana duralım. Çekil kanka oradan. Şuraya git, o kameraya bir sığıyoruz mu sığmıyoruz mu bir bak. Tut abi. Bir de yan yana duralım. Benim de formu görün. Oh pis. Şimdi ben 5-6 gündür diyetteyim yaklaşık. Suluyum ben bayağı bir. Ama sırt olsun yine. Fena değil yani kendimizde. Bak güzel, güzel bir şuralara erişeceğiz komple. Evet arkadaşlar, şimdi Mehmet abiyle bir biceps yapacağız. Sadece bicepsi yaptırma sebebi şu adamın ön kolunu görün. O tişörtünü değiştirdi, geldi. Ön kol kaslarını görün yani, damarları görün. Natural olarak bir insan nasıl böyle şok olacaksınız. Evet Mehmet abi buyur. Isınacak mısın sen? Fark etmez, girerim ben. Sende de damar var oğlum, daha ne istiyorsun? Bizdeki de kolmuş, şimdi adamda kol görün. Evet arkadaşlar, bisepsi görüyorsunuz Mehmet abinin bisepsini. Ben böyle ömür hayatımda natural bir damarlı bir insan görmedim. Natural olarak bir insan ne kadar damarlı olabilirse Mehmet abi de maşallah o kadar damarlı. Şöyle bakın ya, böyle bir şey var mı ya? Şöyle bak. Çok güzel. Sen şimdi naturalsin ha Mehmet abi? Bizi mi yiyorsun? Ne yapıyorsun Allah'ım da? Tamam, al bakayım.
Biz bir iki set daha, sen rahat ol. Tut sen. Yapacağız mı? Ben de bir set yapayım. Dur önden. One, two, three, drink. One, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. 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 Two, three, one, two,